Selam herkese. Merhabalar. Evet dostlar, nasılsınız, iyi misiniz? Allah'a şükür biz de iyi olmaya çalışıyoruz. Bugün gördüğünüz gibi farklı bir ortamdayız, farklı bir yerdeyiz. Niye farklı bir yerdeyiz? Niye 10 gündür, yaklaşık 15 gündür yokuz? Size bunun bir açıklamasını yapmak istedik. Ondan sonra videolarımıza devam edeceğiz. Sürekli videolarımız gelmeye devam edecek. Ama önce size bir kısa bir açıklama yapmak istedik. En azından hani bilin niye 15 gündür yokuz. Evet. 15 gündür nelerle uğraşıyoruz? Nelerle savaşıyoruz? Onu bir bilin istedik. Biliyorsunuz biz Muğla'ya geri yaklaşık 2 seneyi devirdik. 2,5 sene oldu. 3. seneye geleceğiz Allah izin verirse. Muğla'ya geldiğimizden beri 3 kere ev değiştirdik. Yani 3. senede. 3 kere ev değiştirdik. Muğla yani böyle bir şehir. Yani ne diyeyim, hani tam da şey yapamıyorum, hani kelimelerle dökemiyorum size ama çok değişik bir şehir. Yani burada seneniz, kontratınız dolduğu zaman hemen mecbur çıkmak zorunda kalıyorsunuz. Kendinize yeni yer bakmanız gerekiyor. Bu sefer de yine aynısı oldu. Oturduğumuz ev sahibimiz burayı restorana çevireceğini söyledi. Restoran ve tekel bayi yapacakmış. Kızına, kızı gelecekmiş. Onun için mecbur çıkmak zorunda kaldık. Bayağı sancılı bir süreç oldu. Normalde bizim Ağustos'a kadar kontratımız vardı ama biliyorsunuz Ağustos'ta buralarda ev bulma ihtimaliniz hiç yok. Evet, hatta sıfır diyebiliriz yani. Yani şu anda yok normalde ama Ağustos'ta hiç olmayacak çünkü tam sezonunda ev bulma ihtimaliniz imkansız yani. Biz de araştırdık yani, baktık yani bir 15 gündür 10 gündür bakıyoruz sağa sola. Biliyorsunuz bir de bizim eşyalarımız yok. Hani İstanbul'a gelken de satmıştık. Burada da geldiğimizde ilk evimizde biraz eşya aldık ama onlar da hani çok kötü eşyalardı. Çok uygun almıştık o zamanın parasıyla, bayağı uygunu. 150 liraya falan, hani 150 liraya falan çamaşır makinesi almıştık. Onlar da artık hani bozulduğu için bu en son tuttuğumuz evi de eşyalıydı. O yüzden elimizdekileri de elimizden çıkarttık. Birkaç parça yatak döşek vardı. Onları da bu köyceğiz tarafında ihtiyacı olan bir aile vardı. Onlara vermiştik buraya gelirken. Burası eşyalı diye. Yani bu yüzden de eşyalı ev aramak zorunda kaldık. Evet. Kimi bulduğumuz evler eşyasızdı. Şimdi düşünüyorsunuz hani eşyaya mı para vereceksiniz yoksa tuttuğunuz eve mi para vereceksiniz? Bu yönden sıkıntıları olduğu için çok fazla ev arayışına girdik. Çok şükür sonunda eşyalı bir ev bulduk. Ama tabii bu eşyalı evi bulana kadar biraz sıkıntılı bir süreç atlattık. Çok fazla gezdik. Ama neyse şehir ki şehir değiştirmeyi düşündük. Evet, hatta şehir değiştirmeyi bile düşündük. Bu imkansız gibi görünse de hani onu aslında bile bizim için yani bir fırsattı. Evet. Bu. Aslında bizim için bir fırsattı bu ama çünkü neden fırsattı? Eşyamız yoktu. Eşyalı bir eve geçeceğimiz için direkt hani bir otobüsten atıyorum neresi? Çanakkale misal. Direkt oraya geçebilirdik yani. Ama biz Muğla'ya bir sene daha hak vermeye karar verdik. Muğla'ya bir sene daha doğrusu şey verdik kendimize. Bir sene daha duralım dedik Muğla'da. Hani bir sene daha derken şöyle söyleyeyim çünkü burası kontratlı olduğu için buralar. Gerçi burada şu an kontratımız yeni evimizde Allah'a şükür 2 sene. Evet. 2 senelik kontrat yaptık. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz ama yine de hani ne olur ne olmaz diye diyoruz. Bir şey olur. Yani ölüm olur, kalım olur. Biri gelecek olur. Hasta biri olur falan filan. Yine de o yüzden bir şey diyemiyoruz. O yüzden kendimize bir söz verdik. Bizim eğer bir kere daha burada sıkıntı olursa evde Muğla'daki son evimiz olacak bu. Bu evden sonra artık Muğla'dan ayrılmaya karar verdik. Yani artık kendimizle öyle bir sözleştik Özlem'le. Evet. Dedik ki artık hani Muğla'dan bu sefer de evimizden olursak bu Muğla'daki son evimiz olsun. Yani çünkü gerçekten çok fazla sıkıldık artık biz de ev değiştirmekten. Sonuçta evet, düzeniniz bozuluyor. Ama Muğla'da işler öyle geçmiyor. Yani şöyle anlatayım. Mesela bir ev buluyorsunuz. Hani kötü demeyeyim de mesela bakımsız bir ev buluyorsunuz. Bakımını yapıyorsunuz. Zaten o bakımı yapana kadar arasından 6-7-8 ay geçiyor. Bir sene kontrat dolunca hemen bir şeyler oluyor ve evden çıkmak zorunda kalıyorsunuz. Evet. Yani bu yüzden de Gökçehan'a karar aldık. Eğer buradan da nasıl söyleyeyim, gerçi burada kontrat 2 senelik ama hani ne olur ne olmaz diye bir şey olursa bu Muğla'daki son evimiz diyebiliriz yani bu yüzden. Ya bu 2 sene sonra atıyorum, kontrat bitince çık dedi. Gene Muğla'da son evimiz bu. Evet, evet. Ya bu 1 senesi değil illa mevzu. Yani 2 sene sonra bir şey oldu. Uzatmak istemiyorum ben kardeşim, bir ev sahibi. Biz de tamamlayacağız.
Artık buradan daha başka bir şehire yol çizmeye devam edeceğiz ama bakalım hayırlısı. Yani çünkü burada gerçekten işler böyle yürüyor. Yani ben kimi tanıyorsam, kim kiracıysa bunlar hep evet. Başımıza geliyor yani nedense bilemiyorum ama Muğla'nın kasvetinden mi diyeyim yoksa ekonomiden mi diyeyim. Yani bir şekilde işler bu şekilde yürüyor yani. Bu yüzden durumlar böyle. Yani her Muğla'ya her gelen her sene değiştirmiştir. Yani bu bütün YouTuber'lara bakın Muğla'ya gelenlerin hepsi her sene mutlaka bir ev değiştiriyor. Değiştirmiyor diye kimse ben de değiştirmedim diyemez. Bence ki görüyoruz zaten yani. Yani. Mutlaka bir yer değişikliği oluyor yani baktığınız zaman her sene. Evet yine Muğla'dayız. Yine Seydikemer'deyiz. Seydikemer'den uzaklaşmadık. Buradayız yani. Çünkü aşağıları biraz daha iyice yükselmiş. Burayı da rastgele bulduk. Evet. Ana cadde üzerinde bir gözleme istasyonu vardı. Gözlemeci vardı. Özlem'den bakıyorduk böyle bizim komşumuzun motoruyla. Özlem dedim bir sorsana dedim ablaya. Ya. Abla gözleme yapıyordu. İmit dedim iki dakika bir sorsana dedim ablaya. Belki bir vardır yani. Bir şey dedim hani ne olur ne olmaz dedim yani. Bir de şöyle bir şey baktım biz. Hep eşyalı bulduk bu arada. O sabahta ben terlik giyiyorum normalde bu kapalı terliklerden. Hani çıplak ayaktan giyiyorum. Özlem dedim. Bana bir çorap versene. Nedense içime doğdu. Hani belki dedim eşyalı bir ev olur. Ona dedim hani bakmak için. İnsanların evine de çıplak ayaktan dedim girmeyin. Hani biz öyle geziyoruz ama başkasının evine girdiğin zaman bana biraz şey kaçıyor. Abes kaçıyor. Nitekim size Özlem sordu. Evet dedi annemin bir evi var dedi oradaki abla bize. Biraz bekledik çay içtik falan. Ve en sonunda bu evi gördük. Evet. Evimiz eski bir köy evi. İki katlı bir köy evi. Size sonrasında göstereceğiz bunu merak etmeyin. Videolarımız burada çok aşırı videomuz var. Videolarımıza eşlik edeceksiniz zaten. İki katlı bir köy evi. Alt katı daha önce kullanılmış ama şimdisinde kullanılmıyor. Bayağı bir harabe olmuş. Biz depo olarak kullanıyoruz. Üst katında biz oturuyoruz. İlk defa üst katlı bir evde oturuyoruz buraya geldiğimizden beri. Evet. Yani bu bizim için değişik bir anı oldu. Yani şey oldu. Ama güzel. Kötü değil. Altımızda kimse yoksa güzel. Evet. Bizim altımızda kimse yok. Bir merdivenden yukarı çıkıyoruz. Bizim için şu anlık güzel. Eşyalı evimiz. Tam eşyalı. Yani evinden, televizyonundan, bardak çabak çanağına kadar her şeyi var. Ama yine ne yazık ki Özlem'in bir istediği yok. 3 senedir bir türlü tutturamadık bunu. Bir türlü de hiçbir şekilde olmuyor yani. Tuttuğumuz hiçbir evde de olmuyor ne yazık ki. Özlem'in şu an bulaşık makinesi yok ne yazık ki evde. Yani 2-3 sene olacak sürekli. Yani ev değiştiriyoruz. Her eve gittiğimde mutlaka bir bulaşık makinesi problemi yaşıyoruz. Ama köy evi olduğu için yok hayatım. Evet, şimdi evin içinde için. Çamaşır makinesinden 9 kiloluk çamaşır makinesi var bu arada. Yani marka bir marka. Buzdolabı deseniz öyle. Yani ocakları evin içi eski bir köy evi. Ama şey yani son zamanda alınmış beyaz eşyaları. Televizyonunuz deseniz var zaten. Yani yatakları mobilyaları falan biraz eski ama biz hani biliyorsunuz ben mobilyacıyım. Özlem de artık mobilyacı eşi olduğu için yani evin içini komple alt üst edip bir düzene sokmaya çalışıyoruz. O yüzden zaten size birkaç gündür videolarımız gelmiyor. Bir 10 gündür falan videolarımız gelmiyor. Yani biz bir hafta 10 gün oldu ev tutalı. Ama evi yapmaya çalışıyoruz. Bir yandan çekme ihtimalimiz yok. Buralara sıcaklar vurdu. Zaten evin içinde ben affedersiniz çıplak çalışıyorum. Yani üstüm yok. Altında kısacık şort. Bunları size değerlendirmek istemedik. Yani çekmek istemediğimiz için biraz ara verdik. Evin içini toparlıyoruz. Tabii şimdi dışarıya geçeceğiz. Dışarıda işlerimiz var. Evin içinde yeni işlerimiz var. Mesela salonu boyadık. Yatak odasını, çocukların odasını boyadık. Holi boyamadık, mutfağı boyamadık. Bunlar var. Bunları yapacağız. Evimiz oldukça geniş, güzel bir ev. Evet. Çocukların da ayrı odaları var. Mutfağı falan da güzel, geniş. Zaten daha önce oturan kişiler mutfağı hem salon olarak hem mutfak olarak kullanmışlar. Ayrıca sonradan bir bölme yapmışlar oraya. Orayı şu an biz salon olarak kullanıyoruz. Gayet bize göre kullanışlı evet. Bir ev. Güzel bir ev. Bahçesi çok büyük bir ev. Arkamızda görüyorsunuz ahırı da var. Büyük bir ahır ahırımız var. Da var bu arada.
İşte bahçemizde ördekler falan geziyor. Buraya geldiğimizde ev sahibimiz sağ olsun bize ördek hediye etti. Pardon, kaz hediye etti. Bahçede iki tane kazımız var, dolaşıyor. Tavuklarımız var, bicilerimiz var. Bir 10 tane, yaklaşık 10 tane var. Evet, evimizin en güzel yanı da evimizin hemen bahçesinin içinden kanal geçiyor. Yani sulama kanalı geçiyor. Bu sulama kanalı çok güzel. Ördeklerimiz de, kazlarımız da bunun içinde bayağı vakit geçiriyorlar. O açıdan güzel. Yani sivrisinek yapar mı? Şu an için hiç akşam saatinde oturmadık. Evet. O yüzden bilmiyoruz. Ama yapabilir. Yaparsa da off marka bir spreyle hemen onu geçiririz diye tahmin ediyorum. Yani kanal olmasa da Muğla'nın gerçeği bu zaten. Her yerde sinek oluyor yani. Tabii Muğla'nın her yerinde sinek var zaten baktığımızda. Yani. Evet, Özlem de dediği gibi mutfağı eskiden salon mutfak olarak kullanıyorlarmış. Salon olarak kullanıyorlarmış. Sonrasında ön tarafa bizim merdiven çıktığımız yere balkonu pimaperle kapatmışlar. Bir tane taş ocak koymuşlar içine. Salon haline getirmişler. Orası bayağı bir iyi olmuş. Yani bizim için orası şu an veli nimet. Orada oturup kalkıyoruz ama gününüzde biraz sıcak oluyor. Üstü alüminyum olduğu için dışarıya sıcağı hapsediyor. Öbür taraflar serin oluyor. Bildiğiniz buz gibi. Çünkü ev taş ev. Evin zemini taş. Yani komple taştan yapılmış bir. Arkamızda ahırımız var. Önümüzde keçi ağılımız var. Hemen yanımızda muhteşem büyüklükte bir seramız var. Evet, bayağı büyük. Bu sera bizim kışın çok işimize yarayacak. Bayağı büyük bir seramız var. Şu an için burada oturan eski ev sahibimizin samanları falan var. Onlar alınacak oradan. Biz oraya ekme alan olarak kullanacağız. Şimdiki ekim alanımız da onun hemen yan tarafı, dış tarafı olacak. Otları yoluyoruz şimdilik. Hala ona fırsat bulamadık bir türlü. Yani bizim için burası bulunmaz bir yer bence. Çok güzel çünkü hani rahat. Yani evimiz biraz içeride kalıyor. Ana caddeye yakın değil. Evet. Bu sıkıntıydı. Biliyorsunuz bir önceki videomuzda araba sesleri, minibüs sesleri bayağı sizi rahatsız ediyordu. Burada onların hiçbiri olmayacak. Dış kapımız şimdi takılacak Allah izin verirse. O zaman hepten rahat bir şekilde videomuza devam edeceğiz. Evet, çocuklar da rahat bir şekilde oynuyorlar. Evet. Biliyorsunuz bir önceki evimiz caddenin önünde olduğu için biraz sıkıntılıydı yani biraz aslında. Kapıda olsa da yine de insan tedirgin oluyordu. Tek başlarına dışarı çıkamıyorlardı. Ama buradan bir camdan bakmamla güzel bir şekilde aşağıda oynadıklarını görebiliyorum. O yönden de iyi, güzel. Çocuklar yönden de güzel oldu. Okulumuz da yakın. Okulda hemen yürüme mesafesinde okulumuz. Yani hemen yürüyerek gidebiliyorlar. Bu sefer servis kullanmayacaklar. Evet. Yürüyerek sabahları okula gidip gelebilecekler yani. Şu an zaten gidip geliyorlar. Halihazırda. Evet, yani yine bir süreçten geçmek zorunda kaldık. Yani biz artık gülüyoruz. Yani bakmayın hani dışımız gülüyor ama içimiz kan ağlıyor aslında baktığınız zaman. Çünkü zor, çok zor. Yani taşınmak, etmek, yani temizliği, badanası, onunla uğraşması, psikolojikman kafası. Evet. Kafası zaten ayrı bir dert yani. Düşünseniz hani geliyor sahibiniz hani biz burayı kullanacağız. Kendine yara bak kardeşim. Yani dediği zaman zaten bütün dünyanız yıkılıyor. Yani durumlar zaten biliyorsunuz. Hani zar zor idare eden bir aileyiz. Şu an halihazırda bir işimiz var. Yani akması da damlıyor diyelim. Öyle söyleyeyim size. Bu Ölüdeniz'e ya da bu Saklıkent taraflarına gittiğiniz zaman kus eşyacılarında görmüşsünüzdür. Magnetler vardır. Böyle renkli paraşütlü önünde Ölüdeniz yazar. Kaplumbağa şekli olanlar vardır falan. Hani Saklıkent yazar falan. Bunlardan görmüşsünüzdür elbet. Bunların boyama işini yapıyoruz evde Özlem'le beraber. Daha doğrusu tam olarak da başlayamadık ona. Başladık aslında ama yani 10 gündür boyadayız. Yani tam oturtamadık. Evin içinin boyası var. Çocukların okulu var. Bahçe var. Duruyor. Başka bir şeyler daha var. Bir yandan da onları boyamaya çalışıyoruz.
Şu an için akması da damlıyor. Çok yüksek meblağları boyamıyoruz. Ufak cüzi rakamları boyuyoruz ama biraz fazlalaştırabilirsek boyama işini. Evet. Biraz da Allah'ın izin verirse biraz daha kazanmaya başlayacağız. Yani Allah onu çıkarttı karşımıza. Ben öyle diyorum çünkü biliyorsunuz zor zamanlardan hani zor gün hani zor zamanlardan geçen bir aileyiz. Yani zor geçinebilen bir aileyiz. Yani YouTube'u çekebilirsek 30 gün tamam eyvallah derim ama YouTube'u 30 günde çekemediğimiz için bizim için de problem oluyor şu an mesela taşındık. Hem YouTube hem bu olamadığı için mecbur çekemiyoruz mesela şu an. O yüzden gelirimiz de düşük. Allah Allah böyle bir şey çıkarttı karşımıza. Dediğim gibi akması da damlıyor. Bizim için bu da ideal yani şu an için. Hiç olmamasından iyidir baktığınızda. Yani en azından bir sizin şu anlık haftalık pazar masrafınızı bile çıkarsa bizim için yeterli oluyor şu an için. Yeterli olur yani. Şu anlık boyama işi güzel gidiyor. Elimiz bayağı bir alıştı. Gökcan da söylediği gibi hani şu an düzenimizi oturtmuş olsak çok çok fazla yapıp çok çok fazla verebiliriz. Ama şu an tabii hem evin işleri hem çocuklar okuldu, bahçeydi derken çok fazla onları da yapamıyoruz. Evet. Ama yine de güzel gidiyor. Evet. Taşıma işimizi de ufak bir minibüsten halledebildik. Sonuçta bir eşyamız yoktu diyoruz ama varmış yani eşyamız. Yokmuş diye bir şey de yok. Özlem bir 15 kuruş çıkar. Oturuyoruz balkona düşünüyoruz. Şimdi biz şöyle baktık mantıken yani atıyorum Çanakkale'ye bakalım dedim Özlem. Bakmaya başladık. Ya da Balıkesir'e ya da İstanbul'a biraz daha yakın köylere mesela. Balıkesir'in mesela Çanakkale'nin mesela Biga taraflarına falan böyle. Hani İstanbul'a biraz daha yakın olsun. Bir şey olduğu zaman gidip gelebilirim diye. Bakıyoruz. Hesaplıyorum. Bir taneye buldum. 3500 lira kirası. Neredeydi o şey? Balıkesir. Şey, Çanakkale'de. Yok, Balıkesir'de miydi? Çanakkale'de. Ama İstanbul'a yakın. Düşünüyoruz. 3,5 kira, 3,5 emlakçı, 3,5 ev sahibi. Şey, depozito istiyor. O öyle diyorum. Otobüste şunu versek, bunu versek. O eşyaları götürecek. Eşyalar için otobüs firmasıyla konuştuk. Abi bir kule olursa kule başı 150'ye götürürüz. İşte hesaplıyoruz 4 lira falan onlar tutar. 4 lira işte 10 lira atıyorum otobüse versek. Yani buradan nereden baksanız 1 lira 1500 lira giriş. Yani otobüs bileti. Şu an bir İstanbul'un otobüs bileti bizim buradan 2000 lira. Abartmıyorum yani. 1800 lira mıydı en son? 1700 lira mıydı? O civarda. Az buz değil yani. Buradan 800 lira İstanbul'a gidilmiyor. Eskisi gibi değil artık. 1700-1800 böyle bir şey olması lazım. Ondan hesaplıyoruz falan. Ya dedim Özlem. 40-50 bini. Biz ne yapacağız? Yani çünkü yok öyle bir meblağ içerme durumumuz yok. Düşün ne yapacağız? Yani bir şekilde dedim buna bir şey yapmamız lazım. Yani bunu bir şekilde düzeltmemiz lazım. Ya dedik ki bari o zaman yani en kötü ihtimalle buralarda bakalım Özlem tekrar. Yani bir şekilde de ufak bir kamyonet tarzı bir şey buluruz, minibüs buluruz, ondan sonra taşırız eşyalarımızı. Yani yapacak bir şeyimiz yok. Ya bulduk, çok bulduk. Yani 3 liraya da bulduk biz ama yani eşyasız, eşyayı temin edemiyorum bu sefer de. 3 liraya buldum bakın dostlar, yemin ediyorum. Hatta 3,5 liraya bir, burada Muğla'da, tam bizim Muğla'da. 3 liraya bir buldum. Gittik baktık. Evet. O yukarıdaki Alaçat mahallesindeki. Bir de Saklakent'i tam içinde buldum. 3,5 liraya. 5 diyordu. 3,5'a düşürdük. Bulduk. Ama eşyasız. Eşya için sağa sola gittik baktık. Yok yani. Kimse hani eskiden biliyorsunuz belki mahallenizdeki birine gittiğiniz zaman esnafına. Atıyorum Seydi Kemer'in esnafına gittiğiniz zaman. Ya bir koltuk takımı olsun. O bu olsun. Biraz peşinleri taksit alabiliyordunuz. Şimdi öyle bir şey de yok. Artık kimse senetten çalışmıyor. Artık herkes kredi kartına dönmüş. Ya da böyle bu bankaların içinden komisyonundan kredi çekiyorlar falan. Onlara dönmüş. Yani değişik sistemler var. Biz de öyle bir şeyin içine girmektense eşyalı bir ev bulup normal bir şekilde kirasını verip içinde evet. Oturmayı daha uygun bulduk kendimize göre. Bu yüzden de daha çok buralara yöneldik ve buralardan, yakınlardan bir ev bulduk.
Bu süreç böyle gitti. Evimizi de beğendik. Güzel bir ev. Bize uygun bir ev. Evet. İnşallah burada güzel günler geçireceğiz. Sizlere de güzel videolar çekeceğiz. Güzel şeyler aktaracağız. Evet, bir sonraki videomuz büyük ihtimalle bahçemizde olur. Siz de evimizi ve bahçemizi biraz yakından görmüş olursunuz. Allah izin verirse o videomuzda yarın gelir diye düşünüyoruz. Yarın akşam 8 sularında inşallah o videomuzda yayında olmuş olur diyoruz. Bizden bugünlük bu kadar. Dediğimiz gibi Muğla'da her şey bir senelik. Evet. Bizim de bir senelik düşünün. Ona göre göçün, ona göre gelin. Ona göre bakın. Ama her yerde fiyatlar uçmuş. Bunu da en son olarak buradan söyleyeyim. Çanakkale olsun, Balıkesir olsun. Balıkesir'in en dip köyleri, ücra, arsa köyleri bile olsun hiç fark etmiyor. Hepsinde 10 lira, 15 lira, 20 liradan aşağı kira yok. Bizim burada kiramız da uygun Allah'a şükür. Ev sahiplerimizle aramız çok iyi şu an. Bir sıkıntımız yok. Kiramız da uygun. Dediğimiz gibi inşallah mutlu mesut çoluk çocuk burada yaşamaya devam edeceğiz. İnşallah. Sizlerle de bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum dostlar. Hoşçakalın.